Özür dilerim. Yani son zamanlarda o kadar çok şey oldu ki ablamın yaşadıkları. Ya haklısın tabii. Ben sadece bir an ikimiz de istiyormuşuz gibi geldi. Doğru. Yani ben de aynı şeyi hissettim. Sadece... Sadece ne? Ya sadece hazır değilim. Sen çay demiştin değil mi? Gerçekten çok iyi oldu. Burası bayağı bir soğudu. Mesela yürü. Yürü pılını pırtını toplayacağız. Yürü. Ya nereye gidiyoruz abicim ya? Allah Allah ya. Senin dayan yemeği de bayağı özlemişiz bu arada ha. Hak ettin oğlum. Sen bunu çoktan hak ettin ya. Niye hak etmişim efendim? Ha niye hak etmişim? Hür ve özgür irademizle kararlar alıyoruz diye mi hak etmişiz ha? Senin gibi memur olmayacağız dedik diye mi hak etmişiz abi? Sen galiba beni kıskanıyorsun abicim ya. Evet evet. Sen benim iş adamı olmamı kıskanıyorsun değil mi? Bak hala konuşuyorsun ya. Metin yeter artık. Tamam lan. Bana verdiğin ifadenin aynısını babama da vereceksin. Aynı ifadeyi ver. Alnından öpeceğim seni tamam mı? Veririz efendim. Niye vermeyelim? Biz de ifadeler verdik. Ha. Dur ya dur. Sana kontrol yazmış. Ha, yazmasın. Ara bakayım hadi. Arıyorum. Ara. Aa. Benim de kontürüm kalmamış görüyor musun? Ha, kontürü yok, parası yok. Efe Bey iş adamı, biz memuruz. Ne güzel ya. Ay Metin hadi zaten çok soğuk, üşüdüm. Bir de bağırışıp çağrışıyorsunuz şimdi kontrolar çıkacak dışarı. Girelim içeride konuşursunuz. Yok yengecim ya, o olmaz. Yani benim ev buradan daha soğuk vallahi. Hiç tavsiye etmem. Nerede bu ya? Of Efe, of! Evden bir kettle getirmişsin ama yok işte burada. Hiçbir yerde yok. Ya ben onu en son banyoda gördüm. Ne? Banyoda mı? Ne iş var onun orada? Efe galiba saçlarını yıkıyordu. Ya boş ver şimdi, çaya gerek yok. Konuşabilir miyiz? Hiç olmazsa bir cezve olacaktı burada. Hiç konuşmayacak mıyız? Aslında sonra konuşalım olur mu? İyi, ben gideyim o zaman. Ben bırakayım seni. Yok, ben kendim giderim gerçekten. Olmaz öyle şey. Deniz, lütfen. Yenge, ne olur bir şey yap, Allah'ın adını verdim ya. Ay ne yapayım Efe ya, görmüyor musun sinirimi? Oho, ben sizle mi uğraşacağım ya? Ben de akşam yemeği falan yememişim, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun be? Ver duruyor Efe, vallahi harbiden döverim bu sefer. Ver, babamla konuşacaksın. Ya ben konuşmuyor mu diyorum ya, Allah Allah. Alo baba. Ha, Efe şimdi benim yanımda. Alo baba. Baba. Ulan. İstanbul'da tek telefon çekmeyen evi mi buldun ya? Allah'ım teşekkür ederim ya. Kimle konuşuyorsun lan? Mazlumun sesini duyanla konuşuyorum birader. Boşuna uğraşma, senin sesini duymaz. He, ben şimdi babama sesimi duyuracağım. Bu konuşma burada bitmedi. Çeken bir yere gideceğiz. Yürüyün. Ver şunu, ver ya. Senden korkan senin gibi olsun. Arıyorum ben. Oğlum çekmiyor diyorum. Anlamıyor musun Efe ya? O senin negatif enerjinden çekmiyor abicim. Ha bak çekiyor. Bak çekiyor. Alo? Baba, ha Efe oğlum ben ya. Baba, ya ben dershaneye kaydımı yaptırmadım baba ya. Evet, o parayı da işe yatırdım babacığım. Ha, işte sermaye, kapital hesabı falan babacığım. Ya ben sana en kısa zamanda göndereceğim babacığım. Ha, anlayışın için çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Eyvallah, eyvallah babacığım. Abimi vereyim mi? Yok, istemiyorsun. Niye? Bir iş vardı yapmadı mı? Aa, sigorta işi vardı ya. Ya babacığım, sen onu Efe oğluna söylesene, ben o işi de hallederim ya. Öpüyorum yanaklarından, çok sağ ol. Hadi bay bay. Ne oldu abicim? Ha? Mutlu oldun mu? Al telefonunu. Ver. Aslında ben yazın gelmeyi düşünüyordum. Öyle planlamıştım. Ama babam böyle olunca... Neyse. Her şeyde bir hayır vardır, değil mi? Yeni bir eve taşındım. Eskisi çok küçüktü. Senin de bir odan olsun istedim. Anne. Şimdi karar verme. Düşün sadece. Aa, ne yapıyorsunuz siz burada? Ana kız böyle baş başa. Dertleşiyorduk anne. Daha çok.
çok zamanınız olacak sizin. Aşağıda yemek hazır. Herkes sizi bekliyor. Hadi sofraya. Alo Su, neredesin? Evdeyim Aslı'cığım, ne oldu? Ben de geliyorum şimdi. Biraz konuşabilir miyiz? Tamam tamam, iyi misin sen? Bilmiyorum. Hayrola birader, taşınıyor muyuz ya? Eşyaların yerini değiştirmek istedi canım. Ha. Bir işe yarıyor mu bari? Yarıyorsa ben de geleyim. Vallahi çok yaramıyor. Hemen bitiyor. Bu 4. tur zaten. Hadi. Kuzu nerede lan? Kavga mı ettiniz yoksa? Bizi boş ver şimdi. Sizden ne haber? Ne olacak? Abim hakkında istihbarat yapmış birader. Anlayacağın dershane olayı patladı. Yapma ya. Ne oldu peki? Ne olacak? Aldı vurdu arabaya. Sonra konuşmaya başladı. Babasının oğlu ya. Önce vur sonra konuş. Hayır, alışmadığımız bir durum değil ama belli bir yaştan sonra koyuyor vallahi. Koyar tabii. 30 yaşında çoluk çocuk sahibi insansın değil mi? Ya öyle deme Deniz oğlan ya. Ben bugüne kadar iş hayatında başarıyla ilerleyen bir iş adamı değil miyim? Öyleyim. Babama da aynen öyle söyledim. Hatta kendisi beni saygıyla karşıladı. Kim? Salih amca mı? Hayatta inanmam. Tabii oğlum, sen ne diyorsun? Kaptım abimin elinden telefonu, konuştum babamla, anlattım her şeyi söyledim. O bana hatta iş hayatında başarılar bile dedi. Tabii sanal olarak. Mesin abi yedi mi bari bunu? Yediği kadar birader. En azından ben de biraz zaman kazanmış oldum. Ha, çok güzel. Yalanlara devam yani. Ya gelme üstüme birader ya, Allah Allah. Yani bu saatten sonra babamla konuşsam ne olacak ha? Beni Urla'ya giden ilk otobüsün camına yapıştıracaklar. Ondan sonra işin yoksa Susurluk'ta in, Midilli'yle geri dön. Nereye kadar saklayacaksın peki? Oğlum, önce şu işlerimizi bir hali yoluna koyalım. Ondan sonra ben babamı arayacağım ya. Kofti'den değil, harbiden arayacağım Deniz oğlan. Ya, biraz şey olmuş sanki ha? Aynı olmuş ya. Ama iyi geldi birader, ben harbiden ısındım yani. Hatta üf. Burası hamam gibi olmuş yani. Hadi kalk bakalım biraz. Çorba getirdim sıcacık. İç.